günler. Bloomberg HT ekranlarında akıllı parayla karşınızdayız. Ben Cumhur Örnek. Aralık ayı yoğun veri ajandasıyla başladı. Sabah saatlerinde 3. çeyrek büyüme, dış ticaret rakamları, imalat PMI, bir yandan da Bloomberg HT'nin tüketici güvenini hep birlikte takip ettik. Yurt dışında ise hafta sonu Çin'den gelen PMI verileri, Almanya ve Avrupa tarafından gelen PMI verileri Trump'ın tweetine kadar risk iştahını son derece olumlu etkiliyordu. S&P 500 vadelerinde rekor seviyelerden geri geldi. Trump'ın bu sefer hedefinde Brezilya ve Arjantin vardı. Geçtiğimiz hafta Brezilya, Arjantin, Kolombiya üçlüsünün para birimlerinin tarihi düşük seviyelere geldiğini aktarmıştık. Bu noktada para birimlerini devalüe ettiklerini düşünen Trump, benim çiftçime zarar veriyor diyerekten bu iki ülkeden ithal edilen çeliğe yeniden tarife getireceklerini söyledi. Hızlı haber turuyla akıllı paraya başlayalım. Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Türkiye 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,9 büyüdü. Ekonomi çeyreklik bazda ise %0,4 arttı. Büyüme verisini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler büyüme ivmesinde artışın sürdüğünü gösteriyor. Hedef için üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. 11 aylık dış ticaret açığı %51,84 düşüşle 25.612.000.000 olarak kaydedilirken, Kasım'da ihracat $16.214.000.000 oldu. Kasım ayında ithalat $18.166.000.000'a ulaştı. Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Geng, küresel ekonominin sağlığına ilişkin temkinli duruşunu sürdürerek para politikasında büyük çaplı genişlemeci adımlardan kaçınılacağının sinyalini verdi. Yi Geng, politikanın orta ve uzun mesafeli bir yarışa hazır olması ve geleneksel bir yaklaşıma mümkün olduğunca sadık kalması gerektiğini de ifade etti. Almanya'da imalat PMI Kasım'da yükseldi. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde imalat göstergesi Ekim ayında 44,1'e yükselirken rakamlar art arda 11. ayda da 50 seviyesinin altına gelerek sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti. Piyasadaki fiyatlamalarla devam edelim. Bugüne baktığımızda Çin'den gelen PMI verisi piyasaları sabah saatlerinde Asya'da borsaları yukarı doğru itiyordu. Fakat para birimleri aynı şekilde buna eşlik etmediğini görmüştük. Yurt içinde ise büyüme verileri geldi. Beklentilerin hemen hemen karşılandığı bir veriyle olsak da acaba bundan sonra Merkez Bankası büyümeyi desteklemek için daha fazla indirir mi sorusunu da beraberinde getirdi. Dönelim terminale bakalım. Dolar Türk Lirası sabah 5.74 seviyelerinde işlem görüyordu. Son geldiğimiz seviye 5.76.25 olarak karşımıza çıkıyor. Borsa İstanbul ise düne göre yükselişini devam ettiriyor. %0,8 yukarıda 107.760 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bankalar cephesinde %0,5'lik bir yükseliş var. Bugünkü yükselişin ana kaynağı Koç Holding ve Ereğli olduğunu söyleyen ve Sınai Endeks 128.132 ile bir önceki güne %1,2 artıda. Dolar endeksi %0,1 o da artıda. Bonolar bugün tahviller satışıyor. Buradaki en önemli nedenlerden bir tanesi Çin'den gelen veriyi söylemiştik. Almanya'daki politik gelişmeler, bu da tahvillerdeki satışları etkiler derler. Birazdan Berlin'e bağlanıp bu konuyla ilgili ayrıntıları size aktarmaya çalışacağız. Avrupa bölgesindeki PMI verisi ise 3 ayın en yüksek seviyesine geldi ama istihdam kaybı devam ediyor. Özellikle Almanya ve Avusturya'da, bunu da söylemek lazım. Bir başka risk unsurunu destekleyen konu, geçtiğimiz hafta Cuma günü yurt dışında Black Friday olarak adlandırılan satışlarda $7,4 milyar hacme ulaşılması, bunun rekor düzeyde gerçekleşmesi. Sabah saatlerinde S&P 500'ü rekora kadar taşımıştı. Ancak Trump sanki kendine yeniden gündem olarak tarifeleri almış diye
çıkan haberler borsalarda satışları beraberinde getirdi. Cuma günü petrol %5'e yakın değer kaybetmişti. Şimdi yeniden bir toparlanma aşamasında, altında da kısmi olsa da bir geri çekilme söz konusu. Burada hatırlatacağım son konu, yine Amerikan 10 yıllıklarına baktığımda 1.83'e kadar 1.85'ler 86'lara kadar yükselmişti. Son gelinen seviye 1.83 olarak karşımıza çıkıyor. İçeride gündem büyümeydi. Büyümenin verinin detaylarına baktığımız zaman yine kamu harcamaları, iç tüketim, biraz stoklar. Dolayısıyla bundan sonrası için bu borsaya nasıl yansıyacak? Gidelim Norsiyem'e soralım. Norsiyem'de bugün beni Uğur Aydın bekliyor olacak, Norsiyem araştırma uzmanı. Uğur, hoş geldin yayınımıza. Bugün itibariyle sana sormak istediğim, 20 Kasım'da bir zirvemiz vardı. 100.142. Çok yaklaştık, geçemedik. Bugünkü büyüme verisinin detayında siz buranın geçilmesi için bir katalizör gördünüz mü? Yurt dışı gelişmeleri de nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi yayınlar, iyi haftalar öncelikle Cumhur. Evet, öncelikle büyüme verisinden başlayacak olsak 2018 4. çeyrekten beri Türkiye ekonomisinde iktisadi faaliyetin yavaşladığını veriler gösteriyordu. Ve yine öncü veriler bu yılın 3. çeyreği ve 4. çeyreği için oldukça iyimser mesajlar veriyordu. Nitekim bugünkü büyüme datasıyla birlikte artık yıllık bazda daralmadan çıktığımızı net biçimde görüyoruz. Tabii bundan sonrası için baktığımızda özellikle yine öncü veriler hem iktisadi faaliyetin talep tarafı hem de arz tarafına ilişkin hala iyimser geliyor. Özellikle Merkez Bankası'nın 10 puanlık faiz indiriminden sonra tüketici kredilerinin artmaya başlaması iş talebin genişleyeceğinin sinyallerini ve genişlemeye devam edeceğinin işaretlerini veriyor. Diğer yandan bugün yine imalat piyamayı aldık. Hala 50 eşik değeri altında ama yükseliş eğilimi izliyor yıl içi grafiklere baktığınızda. Keza reel sektör güven endeksinde arttığını görüyoruz. Dolayısıyla muhtemelen ekonomik büyüme hem yılın 4. çeyreğinde hem de 2020 yılında pozitif gelmeye devam edecektir. Özellikle bugünkü milli gelir büyüklüğünün alt kalemlerine baktığımızda gayri safi sabit sermaye oluşumu, yani yatırım harcamalarının %12.6 hala daralıyor olması olumsuz, ama reel sektör güveninin alt kalemlerine bakacak olursak önümüzdeki aylarda muhtemelen eğer beklentileri bozacak bir gelişme olmazsa reel sektör yatırımlarını artıracak gibi duruyor, en azından güven endekslerinin seyrine baktığımızda. Bu da tabii ekonomik büyümeyi biraz daha yukarı itecek diye düşünüyorum şahsen. Bunun borsaya doğal olarak yansıması sanayi endeks hisselerinde olacaktır. Çünkü sanayi endeks içinde başta demir çelik sektörü, cam sektörü olmak üzere ekonomik büyümeye çok endeksli, faaliyet kaldırıcı yüksek sektör hisseleri söz konusu. Zaten bu yılın ikinci çeyreği itibariyle karşılaştıracak olursak birinci çeyrekte en iyi performansı bankalar göstermişti. İkinci çeyrekte en iyi performansı yine ekonomik büyümeye oldukça bağımlı olan hizmet sektörü hisselerinin ve sanayi endeks hisselerinin kaydettiğini, bankaların biraz geride kaldığını görüyoruz. Bu tabii ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerin olumlu hale gelmesi, finansal koşulların gevşemesi gibi faktörlere bağlı gelişti ve muhtemelen hem 2019 yılının kalan kısmında hem de 2020 yılında bu eğilimin devam ettiğini ve sanayi endeks hisselerinde, özellikle az önce bahsettiğim gibi demir çelik ve cam sektöründe, ekonomik büyümeye endeksli sektörlerde biraz daha yukarı doğru fiyat potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu Borsa İstanbul olumlu yansımaya devam edecektir, ama tabii kısa vade açısından baktığınızda 93.000'den 108.150'ye bir hareket gördük son dönemde. Bunun bir konsolidasyonu, bir tepki satışı ve normalleşmesinin içindeyiz şu sıralarda. Bu eğilim bir süre daha devam edecektir, ama 2020 yılında yine hem bankaların hem de diğer sektörlere yayılan yukarı doğru eğilimin biz devam edeceğini ve Borsa İstanbul'a bu ekonomik büyümedeki toparlamanın çok daha olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Uğur, sana aktardıkların için çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta dilerim. Şimdi akıllı parayı açarken Almanya'daki koalisyondaki çatlak sesten bahsetmiştik. Hafta sonu Merkel hükümetinin Maliye Bakanı Olaf Scholz Sosyal Demokrat SPD'nin liderlik yarışını kaybetti. Şimdi yeni gelenler acaba Merkel'i harcamalar konusunda sıkıştıracak mı? Burada bütçe disiplininden biraz daha taviz isteyecekler mi? Koalisyonda şu aşamada herhangi bir çatlak bulunmuyor, ancak ilerleyen dönemde ne olur ya da ne olmaz? Şimdi bunu gidelim Berlin'e, oradaki Bloomberg muhabirine soralım. Birgit Yenen bizi bekliyor olacak. Hi Birgit, merhaba Birgit, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hello. Merhabalar. Pekala. SDP, Merkel'in koalisyonunu çok ciddi şekilde eleştirildiği bilinen kişileri seçti. Almanya'nın sonraki politik gerginliği ne olabilir sizce?
Bakın, bariz bir şekilde yeni liderler şimdi SPD'yi ve hükümeti daha da sola götürmeye çalışıyor. Bu Angela Merkel hükümeti için çok büyük bir zorluk. Çünkü Merkel'in partisi CDU şunu söylüyor. Bir koalisyon hükümeti hali hazırda çok fazla sosyal önlem uyguladı. Ve SPD'yi hükümete tutmak için yaptı bunu da. Ve bunun yeterli olduğunu söylüyorlar. Bizim yapmamız gereken her şeyi yaptık. Koalisyon anlaşmamızı yaptık ve hali hazırda zaten koalisyon anlaşmasında var olmayan şeyleri yapmayacağız diyorlar. Parti toplantısına gelecek olursak SPD'nin yeni liderliği müzakereleri başlatma yetkisi alacaktır Merkel hükümetiyle daha fazla taviz alabilmek için. Aynı zamanda CDU biraz yavaş kalmış gibi duruyor. Kram Karrenbauer'ın arkasında toplanma konusunda ne beklemeliyiz sizce Merkel'in muhafazakar tarafından? Bence Kram Karrenbauer'a baktığımız zaman onun kendisi de hali hazırda çok fazla muhalefet görüyor kendi partisinden bile ve CDU'nun önümüzdeki dönemlerde ve gelecekte seçimlerine gitmesinin de zorlu olduğunu söyleyebiliriz ve CDU ondan ne bekliyor? Onun olduğu yerde kalmasını bekliyor herhangi bir şekilde müzakere olursa SDP ile birlikte ve taviz verme olasılığı çok kısıtlı ancak diğer bir tarafta Kram Karrenbauer o kadar zayıf ki kendi çıkarı bu durumun kendi kontrolünden çıkmasına izin vermemesi olur. Yeni bir seçim olmaması olur çünkü CDU lideri olma şansı çok kısıtlı olur bu durumda. Biz Almanya tarafından kamu harcamaları ve altyapı yatırımları konusunda birçok görüşme olduğunu biliyoruz ve bunlara alıştık ancak bu tarz görüşmeler şimdiden itibaren değişir mi, başlar mı? Kesinlikle. Çünkü önümüzdeki parti toplantısına baktığımız zaman yeni iki parti liderine de baktığımız zaman hali hazırda zaten denge bütçesinden bahsediyorlar ve CDU, Merkel'in CDU'sunun güçlü noktaları olarak gösterdiği şeyler bu bütçeden vazgeçmek istemiyorlar. Ancak bu koşullardan bir tanesi olabilir ileriki dönemlerde müzakere etmek için ve görmemiz gerekiyor CDU'nun istekli olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Herhangi bir şekilde daha fazla yatırım yapmak isteyip istemediğini görmemiz gerekiyor. Ancak şu anki noktada, ekonominin durduğu noktada, ekonomi bir resesyonda değil, çok büyük bir şekilde harcama görmeyeceğiz diyebiliriz. Artmış bir harcama görmeyeceğiz. Ancak biraz açılış olabilir. Harcamayı birazcık arttırabilirler bir resesyon durumu söz konusu olursa. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Sayın Bege Çen'in iyi günler diliyoruz. Evet, Almanya'dan bakalım bundan sonra euro doları birazcık daha zorlayacak, aşağı yönlü ittirecek politik gelişmelerle karşı karşıya kalacak mıyız deyip Akıllı Para'nın ilk bölümünün sonuna gelelim. İkinci bölümde stüdyoda konuğum İnanç Özsözer olacak. Akıllı Para'nın bu bölümünde konuğum Virtus Global yönetici ortağı İnanç Özsözer. Öncelikle hem hoş geldin hem hayırlı olsun diyeyim. Teşekkürler, çok sağ ol. Bugün büyüme verisini gördük. Üçüncü çeyrek %0.9 geldi. Detayları bir izleyelim. Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Türkiye üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0.9 büyüdü. Ekonomi çeyreklik bazdaysa %0.4 arttı. Bloomberg ET'nin anketine göre ekonominin yıllık bazda %1 büyümesi bekleniyordu. Üçüncü çeyrekte tarım sektörü yıllık %3.8 büyürken, sanayi sektöründe %1.6 büyüme kaydedildi. İmalat sanayi sektöründe ise yıllık %1.4 büyüme görülürken, inşaat sektörü üçüncü çeyrekte yıllık %7.8 daraldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise üçüncü çeyrekte %0.6 arttı. Hane halkı nihai tüketim harcamaları %1.5 artış kaydederken, devlet harcamalarında yıllık %7 artış görüldü. Yatırımlarda zayıf görünüm devam etti. TÜİK verilerine göre yatırımlar üçüncü çeyrekte yıllık %12.6 azaldı. Mal ve hizmet ihracatında %5.1 artış görülürken, mal ve hizmet ithalatında ise %7.6 yükseliş kaydedildi. Evet, büyüme verilerinin detaylarında bunlar vardı. Şimdi dönüyorum İnanç'a. 2019'un son ayına girdik esasında.
Elimizde öncü göstergeler de var. Üçüncü çeyrek rakamı da bugün tamamlanmış oldu. 2019'u genel anlamda nasıl değerlendireceğiz? Birinci ve ikinci çeyreği üçten ayıran ne gördün? Aslında yılın başına dönecek olursak en nihayetinde Ağustos 2018'de yaşanılan finansal çalkantıdan sonra toparlanma konusunda çok ağır aksak bir şoka maruz kalan ve bu nedenle de arzu edilen kadar bir iyileşemeyen Türkiye ekonomisi söz konusuydu. Ve hemen hemen tüm beklentiler bizim beklentimizle dahil olmak üzere ufak çaplı da olsa bir negatif daralmaya işaret ediyordu. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle birkaç aydır hep söyleye geliyoruz. Türkiye ekonomisi şaşırtıcı bir şekilde dayanıklılığını küresel talep koşullarında canlı olması sayesinde bir kez daha göstermiş oldu. Ve biz bu sene aslında 3. çeyrekten itibaren başlayan bir toparlanmayı konuşuyoruz. Yıl genelinde de muhtemelen 0.5 gibi bir büyümeden bahsediyor olacağız. Ağustos 2018'de bir günde %25 parası değer kaybeden ve genel anlamda reel olarak da TL'si uzun vadeli ortalamanın %25 altında olan bir para birimi için ve genel olarak finansal ve mali koşulları ciddi anlamda sıkıntıya düşmüş bir ekonomi için geldiğimiz nokta gerçekten bence takdire şayan. Çok düşük de olsa bir toparlanmadan bahsediyoruz ve özellikle de son öncü veriler ışığında bankacılık sektöründeki kredilerde bir toparlanma iştahının olması, tüketici ve reel sektör güveninde bir toparlanma olmuş olması sayesinde de biz nispeten işte bu senenin son çeyreğinde %5,5 civar bir büyüme olacağını ve bundan sonra da biraz daha iç taleple Türkiye ekonomisinin arzu edilen seviyede olmasa da toparlanabileceğini ümit ediyoruz. Dolayısıyla bence çok ağır bir musibet oldu ve ümit ediyorum bu ağır musibetten Türkiye ekonomisi gereken dersleri alarak bundan sonra bir kez daha böyle bir musibete düşmeyecek şekilde peyderpey toparlanma yolunda girmiş olacak. Kırılımlara baktığın zaman gözüne çarpan bir şey oldu mu? Özellikle yatırımlar tarafında, sanayi tarafında, bundan sonra işte tüketim tarafını söyledin. Bunun dolaylı diğer istenmeyen etkileri kısmında detaylarda gözüne çarpan neler oldu? İç talep toparlanmaya başlamış durumda ve aslında son bir yıldır ilk defa büyüyor diye tabir edebiliriz. Ama diğer tarafta ihracattaki toparlanmanın hızında da bir yavaşlama söz konusu. Ben özellikle 2020 yılı için şimdilerde görüyorum ki bazı ekonomist arkadaşlardan maalesef bu konuda negatif ayrışıyorum. 2020 yılında küresel talep koşullarında bir kırılganlık bekliyorum. Ve bu bizim son çeyrekteki ihracat rakamlarımızın da teyit ettiği üzere yılın ilk yarısına kıyasla daha yavaş bir ihracat büyümesini beraberinde getirebilir. Her ne kadar iş talep koşulları toparlanıyor olsa da ve büyümeye daha fazla destek veriyor olsa da biz sanki ihracattaki arzu edilen büyümeyi önümüzdeki sene ve yılın son çeyreğinde kaydedemeyecek olmak nedeniyle biraz daha düşük büyümeyi görebiliriz. Bu da bizi toplamda işsizliği düşürecek, potansiyel büyümemize yakın bir büyümeyi sağlayacak Türkiye ekonomisi görmemizi sanki bir müddet daha ötelettirecekmiş gibi gözüküyor. Ayrıştığın nokta rakam mı, kompozisyon mu? Oradan sorayım. Çünkü genel anlamda YEP'te %5 gördük. Hı-hı. Uluslararası finans kuruluşlarına bakarsak %3 civarına kümelenmiş durumdalar 2020 için. Sen neredesin? Ben biraz daha düşük olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü iş talep kesinlikle %3 hatta 5 büyümeyi dahi destekleyebilir ama çünkü hem faiz oranları düşmüş durumda hem genel anlamda likitlere bir toparlanma var. Ben ama ihracat tarafında arzu edilen finansman desteği de verilmemiş olmasını dikkate alarak aslında biraz daha yavaş büyüme olabileceği kanaatindeyim. O yüzden de şimdilik nispeten piyasa beklentilerinin altında olan %2'lik büyüme tahminimizi koruyoruz. Peki bir yandan da Cuma günü finansal istikrar raporunu gördük. Onun içerisinde kredi bölümü vardı ki hani bu konuyla ilgili şimdi Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da dolaylı olarak ivme finansman paketiyle ilgili olarak kredi tutarının 40 milyar TL'yi geçtiğine dair bir sosyal medya paylaşımı var. Geçmişte kamu bankaları ki bu finansal istikrar raporunda da yazıyor, proaktif bir şekilde davrandılar, maliyetleri de ona göre dengelediler diye. Sen bu kredi büyümesini nasıl, bu canlılığı neye borçluyuz, bundan sonra devamlılığını bekler misin? İki tane temel borcumuz var. Birincisi aslında genel anlamda küresel talep koşullarına. Biz Ağustos 2018'de bir şok yaşadık ama bu şoku kendi iç dünyamızda yaşadığımız için, dışarıda hayat devam ettiği için ihracat talebi çok olumlu bir şekilde devam edebildi. İkinci taraf özellikle de son 6 ay içerisinde kamu otoritesi tarafından alınan parasal ve mali politikalar sayesinde finansal koşulların esnetilmesine, biraz önce sizin de söylediğiniz işte o ivme paketi ya da diğer finansman paketleri diye kamu bankalarının açıkladığı, kamu bankalarının
oldukça cesur ve destekleyici davranarak gerçekten iş talebi ve reel sektörü destekleme çabasındaki pozitif etkinin sonucunu yaşamış olduk. Net nette bakınca aslında eğer Türkiye ekonomisi biraz daha kamu bankaları bugünkü gibi agresif olmasaydı muhtemelen biz bu senenin genelinde %2-3 civarında bir daralmayı konuşuyor olacaktık. O yüzden kamu bankaları öncülüğündeki bu iştahı artıracak paketlerin hazırlanmış olması ve dışarıda ihracat pazarlarının oldukça iyi seyrediyor olması bizde bu sene genel anlamda Türkiye ekonomisinde sıfırın üzerinde de olsa sınırlı da olsa bir büyümeyi sağlayabilmiş oldu. İki tane pozitif etkimiz var. Dolayısıyla iki tane borcumuz var. Birincisi dış talep koşulları çok iyiydi. İkincisi kamu bankaları öncülüğünde, kamu otoritesi öncülüğünde bir şekilde tartışılabilir etkileri, uzun vadeli yan etkileri ama en nihayetinde bu sene büyümeyi tamamlayabiliyorsak iki tane borcumuz var. Biri dediğim gibi kamu bankalarına, diğeri de ihracatçılara. Enflasyondaki durumu ne yapacağız? Orada kime ne borçluyuz? Enflasyon tarafında aslında hatırlayacak olursak bir baz etkisi var ve bu baz etkisi nedeniyle bir trend yaşayacağız dendiğinde kimse bugünkü gibi TL seviyelerini görmüyordu. Şimdilerde de yine aynı tartışmayı yapıyoruz. Ben burada yine aynı mantıkla biraz daha sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilecek iş talebinin daralmış olmasına bağlıyorum enflasyondaki iyileşmeyi. İkinci tarafta da tabii ki bazı alınan politika önlemleri burada çok etkili oldu, enflasyonu düşürebildi. Yani şöyle düşünmek lazım, biz aslında dünyada enflasyonu konuşamıyorken, bizim rakip ülkelerimiz %3-4 civarı bir enflasyonu konuşuyorken, bizim sevindiğimiz rakamlar maalesef %9'luk enflasyon rakamları. Beklentini alacağım ama. Rekabet kaybediyoruz. Hafta sonu gelen İTO verisi vardı. Onun bir detayını aktaralım. Aynen. Onun üzerine yarın gelecek olan enflasyon rakamındaki analizlerini merak ediyorum. İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,45, toptan fiyatlar %0,21 arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı verilerine göre Kasım 2019 itibariyle ücretliler geçinme endeksi yıllık ortalama %16,17 arttı. Toptan eşya fiyatları endeksinde yıllık ortalama artış %16,98 oldu. Kasım 2018'e göre söz konusu artış perakende fiyatlarda %12,05, toptan fiyatlarda %6,81 düzeyinde gerçekleşti. Perakende fiyatlar Kasım'da bir önceki aya göre gıdada %1,14, sağlık ve kişisel bakımda %0,69, konutta %0,59, ev eşyasında %0,43 artış kaydetti. Kültür, eğitim ve eğlencede %2,03, giyimde %2,02, ulaştırma ve haberleşmede %0,15 azalış görüldü. Kasım ayında toptan fiyatlar ise gıda maddelerinde %1,37, inşaat malzemelerinde %1,21, işlenmemiş maddeler grubunda %1,15 artış kaydetti. Evet, geçtiğimiz iki ay itibariyle tek haneydik. Şimdi tekrar çift haneye geleceğiz gibi gözüküyor. Baz etkisi şimdi tersten çalışıyor. Yarınki rakam için senin beklentin ne? Piyasa beklentisine paralel %11'e yükseleceğini düşünüyorum ben de. Muhtemelen yılı da 11,5-12 arası bir seviyede tamamlarız kanaatindeyim. Aslında bakacak olursak bu bir baz etkisindeki dönüş ve biraz önce de söylediğim gibi rakip ülkelerimizde %3-4 enflasyonu konuşuyorken bizim iyileşebildiğimiz noktanın buranın olması da biraz eleştirel kısmında ve yatırımcıyı anlatma kısmındaki en zorluklarımızdan biri. 2020 halen bir kırılganlık ifade ediyor yurt dışı koşullar nedeniyle ve burada biz tekrar %8'lik enflasyonlara dönebilecek miyiz? Kritik bir belirsizlik. Eğer ki yatırımcı algısını iyileştirip bir an önce ülke risk primini 2018 başındaki seviyelere çekebilirsek ve bununla uyumlu bir politika bileşimi sunabilirsek ümit ediyorum 2020'de daha iyimser bir enflasyon patikasını konuşuyor olabiliriz. Ama önümüzdeki 6 ay boyunca hemen hemen çift halinde kalacak bir enflasyon rakamından bahsediyoruz. Peki bu ışık çerçevesinde, bu çizdiğim portre çerçevesinde Cuma günü finansal istikrar raporu geldi. Onun içinde pek çok detay vardı. Senin orada ön plana çıkartacağım. Merkez Bankası buraya birazcık daha odaklanmış. Bundan sonra böyle yapabilir diye bir düşünce oluşturacak bir satır arası yakaladın mı? Sanki kredi büyümesini desteklemek için makro ihtiyati politikalar konusunda çok yakın bir zamanda bir ilave aksiyon göreceğiz gibi gözüküyor. Özellikle de zorunlu karşılıklar bacağında. Burada ihracatçılara verilecek finansmanı desteklemek için Merkez Bankası biliyorsunuz bir süredir aslında pozitif bir ayrımcılık yapmaya çalışıyor. Ama bankaların çok daha fazla motivasyona ihtiyacı var. Merkez Bankası'ndan da bu tip adımları görmek oldukça faydalı olacaktır.
Çok yeni bir bilgi içerdiğini düşünmüyorum finans istatistikler raporunun ama zorunlu karşılıklar konusunda bir düzenleme bekliyoruz. Sadece bankaların özellikle de ihracatçılara daha fazla kredi vermek için bir ilave teşvik gibi düşünülebilir. Burada Merkez Bankası'nın aslında biraz daha faiz indirimini konuştuğumuz anlarda nasıl olacak da işte büyümeyi potansiyeli taşırken enflasyonu tek haneye doğru aşağı çekebilecek kısmı zor bir görev 2020'de. Acaba bu ayrım ihracatçı, ithalatçı mı yoksa sanki biraz daha böyle küçük orta ölçekli işletmeler gibi biraz daha tabana yayılıp buradaki ivmeyi tekrar canlandırmak mı olur sence? Burada sen ne öngörüyorsun? Aslında şöyle, biz bu ayrımı yapmakta çok zorlanıyoruz. Sahaya indiğimiz zaman çok daha fazla zorlanıyoruz. Çünkü çok büyük kurumsal dediğiniz şirketlerin bile bir sürü çalıştırdığı farklı farklı alt işverenleri var veya dolaylı olarak çalıştığı tedarikçi firmalar var. Burada önemli olan bence Türkiye ekonomisi Ağustos 2018'den iyi bir ders çıkarıyor olmalı. Bundan sonra bir şekilde biz büyümeyi sağladığımız noktada mutlaka üretimi daha fazla önceliyor olmamız lazım. İhracat yapıp dünyadaki aldığımız payı artırabiliyor olmamız lazım. Bunu yapmakta çok zorlandık son yıllarda. Yatırımcıya da kendimizi anlatmakta bu nedenle biraz zorlandık. Şimdi bir an önce bizim ülke risk primimizi aşağı çekiyor olmamız lazım. Bunu yapabilmenin yolu da daha fazla ihracattan geçiyor. Daha fazla ihracat içinde aslında klasik tüketim ya da inşaat sektörü büyüme yerine biraz daha aslında reel sektörü destekleyecek, istihdamı destekleyecek bir bakış açısına ihtiyacımız var. Peki enflasyon anlamında ya da büyüme anlamında düşündüğümüzde çizdiğin portrede yurt dışında kırılganlıklar olduğunu söylüyorsun. Bunun içerisinde TL'yi nereye koyuyorsun diye sorayım. TL'de ekstra bir kırılganlık bekliyor musun? Genel anlamda piyasa beklentilerine bakınca enflasyon farkı kadar değer kaybı neredeyse herkesin beklentisi gibi. %10 civarında bir değer kaybı beklesek nominalde reel kuru da aslında hemen hemen aynı noktaya getirmiş oluyoruz. Burada esas riskli unsur, yakın vade için özellikle riskli unsur, volatilite aşırı düşmüş durumda. Her yerde. Her yerde ama özellikle de TL bacaklarda ülke risk primi düşmemediği halde TL volatilitesi oldukça düşmüş durumda. Bu bence bizim klasik ekonomistler, banka ekonomistleri açısından ciddi bir risk unsuru. Çok yakın bir zamanda TL'de volatiliteki bu düşüşün maalesef negatif bir etkisini görebiliriz. Ama göreceğimiz negatif etkinin de ben buradan %10'dan daha fazla bir değer kaybı olacağına inanmıyorum. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra o volatilite ile değer kaybının arasındaki o makas hangi yönden kapanacak oradaki fikrini merak ediyorum diyeyim. Kısa bir ara verelim. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Virtus yönetici ortağı İnanç Özel'le birlikteyiz. İnanç, en son Türk lirasında bırakmıştım. Buradaki oynaklık ciddi anlamda aşağıya geldi. 1000 bas puan faiz de indirdik. Dolayısıyla orada bazı ezberler de bozuldu. Bunun içerisinde sen hangi katalizörü koyuyorsun? Hangi önemli gördüğün neden bu oynaklık düşüşünü yurt dışı ile birlikte bize de beraberine getirdi? Fed'in faiz indirimi sürpriz bir şekilde birinci husus. İkinci husus, bizde enflasyon düşüyor olmasına herkesin bir şekilde artık inanmış olması ve bu enflasyon iyileşirken de büyümenin bir şekilde çok fazla daralmadan sıfırın üzerinde tutabiliyor olmamız Türkiye'de de dışarıdaki iyimser havanın olumlu faydalarını göstermiş oldu. Biz bu seneyi hemen hemen olumlu bir TL seviyesiyle kapatıyoruz. Her ne kadar reel olarak çok daha zayıf olmuş olsak da. Tabii dışarıda volatilite olmayınca Türk lirası da çok birçok farklı parametrelerle bakıldığında aşırı değersiz para birimlerinden biri olduğu için pozitif anlamda etkilenmiş oldu. Bunu 2020 yılına taşıyıp taşıyamayacağımız kritik bir husus. Ben büyük ölçüde taşınabileceği kanaatindeyim ama dışarıdaki finansal kırılganlıkları göz ardı etmememiz gerekiyor. Yine 2020'de muhtemelen ekonomiden daha fazla politikayı konuşuyor olacağız. Özellikle de küresel arenada. Ve yine küresel arenada şirketler bazındaki olumsuz haberlere alışık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da bizim ihracatçımız açısından ciddi bir kırılganlık söz konusu olacak. Şimdilerde sanki böyle Fed'in faiz indirimlerinin etkisi olarak biraz küresel talep koşullarındaki daralma duruyormuş gibi gözüküyor. Bugün gelen son bir haftada açıklanan verilere bakacak olursak aslında hem Çin'de hem de kürenin geri kalanında toparlanma söz konusuymuş gibi gözüküyor. Eğer bu toparlanma güç kazanabilecek olursa birkaç ay daha rahat yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama bu toparlamanın hepsinin geçici olduğu kanaatindeyim. Çin'de büyüme %5'e doğru giderken Amerika'da ve Avrupa'da da büyümeler yavaşlıyorken
Türkiye ekonomisinin bu seneki son birkaç ayın yaşadığı gibi 2020'yi yaşayıp yaşayamayacağı benim içimden büyük bir muamma. Dolayısıyla da biz yatırımcı dünden daha fazla kendimizi iyi anlatıyor olmamız ve yurt dışından daha fazla fon çekebiliyor olmamız lazım. Bu düşük volatilitelerde ancak bu böyle bir araca vesile olabiliyorsa çok kıymetli. Aksi halde sadece geçici bir bahar olarak okuyabiliriz. Şimdi bakalım bugünkü gelen verilere Londra'dan bir yorum alarak devam edelim. Onlar ne düşünüyor diyelim. Medley Global Advisors gelişen piyasa kıdemli analisti Nigel Randall bizimle olacak Londra'da. Hi Nigel. Merhaba Nigel. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi tekrar görmek çok güzel. Merhabalar, iyi günler diliyorum Londra'dan. Pekala, çok yakından izliyoruz büyüme verilerini Türkiye'de ve görüyoruz ki büyüme artıyor burada. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 2019 ve 2020 için büyüme görünümü nasıl olur Türkiye'de sizce? Bence bu yıl 3 çeyrek geride kaldı ve çok açık bir şey var. Biz büyük ihtimalle ortalamada olumlu bir büyümeyle kapatacağız 2019'u. Hükümetin tahminine yakın diyebiliriz. Ve zaten bunu daha önce de konuşmuştuk. Daha belirli bir görünüm olacaktır 2020 için. Çünkü hükümet oldukça iyimser bir büyüme tahmini yapıyor. %5'lik bir tahmini var. Ben ve çoğu insan finansal piyasalarda biraz buna şüpheci yaklaşıyor. %5'lik hedefe ekonomi çok çok daha güçlü olacaktır. Kesinlikle ancak %5'lik büyüme hedefi çok yüksek. Belki 2,5 diyebilir daha makul olacaktır ve ekonominin çok hızlı bir şekilde büyümesi ve kötüleşmesi ve kötüleşen cari açık riski de olabilir ve Türk lirası için endişe kaynağı olabilir. Çok güçlü bir şekilde büyüme olmaması gerekiyor bence, en önemlisi bu. Pekala, risk iştahına bağlı olarak bazen piyasalar büyüme tarafına odaklanıyor, bazen de muhafazakar tarafa odaklanıyor. 2020 için konuşacak olursak, büyüme politikaları para birimi zayıflamasına sebep olur mu gelişen piyasalarda? Bence çok hızlı bir şekilde büyüme elde edecek olursak, bu da cari açığı sadece Türkiye'de değil ancak diğer yerlerde de kötüleştirebilir. Bu bir risktir ve çoğu gelişen piyasaların çok güçlü bir şekilde giderse tüketicilerin dış mallar aldığı, ithal mallar aldığı alanlar artarsa o zaman bir kötüleşme görülebilir. Bu zaten mevcut olan endişe, zaten çoğu gelişen piyasanın mevcut endişesi bu diyebiliriz. Tabii ki arka planda ihracat görünümü o kadar iyi değil. Genel anlamda yavaşlayan koşullar var. Gelişmiş piyasalarda da bildiğiniz gibi Avrupa'da ve ABD'de görünüm biraz daha belirsiz ve ticaret sorunları var Çin ile birlikte. Dış tarafta geçmişte olduğu kadar iyi olmayabilir. Aynı zamanda enflasyon verileri de açıklanacak yarın itibariyle ve önümüzdeki haftada tamamen merkez bankalarının gündemini göreceğiz. Bazı merkez bankaları şu an için duruyor, ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için ne dersiniz? Evet, çok ilginç olacaktır. Ne yapacaklarını izlemek çok ilginç olacak önümüzdeki hafta. İlk olarak enflasyondan bahsedelim. Şimdi 0.6'daydık Ekim ayında ve Kasım ayında da yarın açıklanacak ve biraz daha %11'e çıkmasını bekleyebiliriz. Bunun geniş anlamda sebebi de bir yıl önce olanlardan kaynaklanıyor diyebiliriz. Enflasyonun tek hanelilere bir kez daha gitmesi zor olabilir. %10'un altına düşmesi tekrar zor olabilir, ancak bunu söylemiş olarak şunu da eklemek istiyorum. Merkez Bankası faizleri indirmek için baskı altında olmaya devam edecektir. Çünkü hükümet güçlü bir ekonomi istiyor ve faiz indirimi gelecektir önümüzdeki hafta bir tane de ve bunun 200 bas puan kadar yüksek olabileceğini düşünüyoruz. Bu da faizleri %12'ye çekebilir diye düşünüyoruz. Bir tane daha faiz indirimi geliyor ve o yüzden de önümüzdeki yıllık dönemlerde ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Nispeten şu an hiç öngörülemez bir noktadayız. Bir kez daha Noel tatilinden döndükten sonra nasıl bir tepki verecek bilemiyoruz. Pekala Nigel, son soru olarak da şunu sormak istiyorum. Trump'ın bir tweet'i var Brezilya ve Arjantin'le alakalı ki bu da piyasaları S&P'yi düşürdü ve ABD hazinelerini de düşürdü. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Trump'ın gündemi değişti mi, değişmedi mi?
Bence Trump endişeli. Bu ülkelerin bazılarının çok düşük faiz oranlarına sahip, çok düşük kuruna sahip olması rekabetçilik anlamında zorluk yaratıyor. Arjantin pezosu bu yıl çok fazla düştü. Brezilya reali çok fazla düşüş yaşadı bu yıl. Bence o sadece savunmaya çalışıyor Amerikan endüstrisini bir tweet atarak. Ancak bunun da tabii ki etkisi olduğunu biliyoruz ki çünkü kendisi tweet atarak bir şeyleri değiştirmeye çok hızlı bir şekilde sık sık değiştirmeye çalışıyor. Bu sağlıklı bir durum değil piyasalar için ancak Trump bu ve buna alışmamız gerekiyor ve aynı zamanda Fed'i de eleştirdiğini biliyoruz bu şekilde. Amerikan Merkez Bankası'nın Amerika'da faizleri daha da indirmesini istediğini biliyoruz. Hemen hemen Trump için aynı şey ancak bunun tabii ki finansal piyasaların yakın gelecekte üzerine etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler Sayın Nigel Randall. Tekrar stüdyoya döneceğim. Trump'la döneceğim bu sefer. Türkiye'yi yeterince değerlendirdik. Bunun en başta çizdiğin portrede dış kırılganlıkların artacağını söylemiştim. Muhtemelen bunun da en üst sıraya Trump ve Trump'ın politikalarını koyarsın diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta bu Latin ülkelerindeki değer kaybı onların bilerek bir para birimlerini kaybettirmesi olarak görür müsün sen? Görmem tabii ki. Bir de zaten para birimlerinin bulunduğu seviyelere dikkat alırsak çok ihtiyaçları da yok. Ama neyi ne zaman söyleyeceğini bilemediğimiz bir siyasi liderden bahsediyorken küresel ekonomide gerçekten birinci belirsizlik olarak da bunu koyuyor olmak lazım. Maalesef önümüzdeki dönemde bence bu konu Amerika'dan gelecek dış politik söylemler oldukça belirsizliği ifade eden başlı başına bir risk unsuru. Bu arada arkadaşlarımız son dakika veriyorlar. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı sona erdi. İkinci toplantı 10 Aralık'ta gerçekleşecek şeklinde. Bu da tabii önümüzdeki dönem enflasyon beklentilerinde ciddi anlamda. Hatta yeni istihdam, buradan işsizliğe gelelim istiyorsan. Bu son dönemdeki rakamların içerisinde belki de en telaffuz etmekte sıkıntılı olduğumuz konu hem manşet rakam hem de genç işsizlik tarafı. Dolayısıyla buradaki asgari ücretteki artış oranının istihdamı olan etkisini nasıl görürsün? Önümüzdeki sene 2020'de biz enflasyonu büyümeyden ziyade istihdamı mı sence konuşmamız lazım tüketimi canlandırmak için? Bunu konuşabildiğimiz zaman zaten daha yüksek bir büyümeyi görmüş olacağız. Çünkü her ne kadar bu sene bir pozitif büyüme yakalamış olsak dahi 2009'da %5 daraldığımız bir senede ürettiğimiz işsizlik oranıyla bu seneki işsizlik oranı neredeyse aynı. Dolayısıyla biz artık 2009'da %5 daralırken ki gördüğümüz işsizlik oranı 0 büyümeyi de 0.5 büyümede aynı seviyeyi görüyorsak daha fazla istihdam üretme konusunda mutlaka daha fazla efor sarf ediliyor olması lazım. Ne zaman işsizlik oranları kaydeder bir şekilde düşüyorsa biz zaten %5'in üzerinde büyümeleri konuşuyor olacağız. Bu birbiriyle paralel olan bir istatistiksel değerlendirme sonuçta. Şimdi bunu niye yapamıyoruz kısmı bence çok önemli. İş talepteki birçok firmalarda çok ciddi sıkıntıların oluyor olması istihdam tarafına olumsuz yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde yatırımcı algısını iyileştirdikçe kamu bankaları öncülüğünde ama tüm Türk bankacılık sektörü gerçekten biraz risk iştahını artırarak firmaların yanında olduğu müddetçe ben önümüzdeki dönemde işsizlik oranları tarafında da daha iyi seviyeler görebileceğimizi düşünüyorum. Bunun nasıl oluyor da işte bu kadar ağır bir musibetten geçiyoruz kısmının önemli göstergelerinden biri bence işsizlik oranı. Özellikle kamu bankaları tarafından yine açıklanan bu istihdam paketi sayesinde sanki Kasım Aralık ayı gibi işsizlik oranlarında daha makul seviyeleri konuşuyor olacağız. Ama çok daha büyük bir iyileşme için mutlaka bizim büyüme tarafında da daha fazla iyi seviyeleri görüyor olmamız ya da risk primlerinde daha makul seviyeleri görüyor olmamız lazım. Bu bir geçiş süreci. Ben orta vadede Türkiye ekonomisine yatırım yapanlar açısından çok ciddi fırsatların bugün bile olduğunu inanıyorum. Peki küresel anlamda fırsatlar olduğunu inanıyor musun? Yani ekonomik gerçekliklerle piyasa fiyatlama arasında ciddi bir fark oluşmuş durumda. Borsalar hani olabilecek en iyi senaryoyu satın alıyorlar ama döngel küresel ticaret hacmine bak ya da büyümelere bak. Son 10 yılın senin de söylediğin gibi finansal krizden bu yana belki en düşük seviyelere geldik. Bu aradaki marjı nasıl açıklıyorsun ve nasıl hangi yönde kapanacağını düşünüyorsun? Muhtemelen yeni bir çalkantıyla bu küresel koşullar normalize olmuş olacak. Çünkü 2008 küresel krizinden sonra Larry Summers'ın ortaya çıkardığı müzmin durgunluk diye Türkçe'ye çevirdiğimiz yapı bize dünyada uzunca bir müddet boyunca enflasyon doğuramayacak kadar büyümeye alışmamız gerektiğini işaret ediyor. Dolayısıyla bu analizi iyi okuyabilirsek ben önümüzdeki dönemde daha rahat anlayabileceğimizi düşünüyorum. Dünyada gerçekten sermaye el değiştirirken
Aslında iş yapış şekillerinde çok kaydeder bir değişiklik var. Jenerasyonun getirdiği bazı ciddi değişiklikler var. Bu da bize beraberinde aslında daha düşük enflasyonu kaçınılmaz olarak önümüze koymuş oluyor. Daha düşük enflasyonlarla mücadele ederken Türkiye ekonomisine halen bir manevra alanı açılmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla da dünyadaki fırsatlardan daha çok Türkiye'deki fırsatları iyi analiz edip iyi okuyor olmamız gerektiği kanaatindeyim. Peki son dönem içerisindeki rolünü düşündüğüm zaman reel sektöre daha da yakın durmaya başladın. Hı hı. Bankacılıktan sonraki kariyerinde doğru. Aldığım zaman. Dolayısıyla buradaki görmüş olduğun risk iştahı ne durumda? Hani günün o işletme sermayesini çevirmek için bir kalite talebinde bulunuyorlar. Bu kadar çizdiğimiz tabloda içeride dışarıda bir talep canlanması olduğunu varsayıp da bugünden stok mu yapmaya başlayacaklar yoksa hala bir bekle gör mü var? Aslında biraz içinde bulunduğumuz dönemle de alakalı olarak pozitif hikayeleri okumakta maalesef psikolojik olarak uzak duruyoruz ama Türkiye'de iyi şeyler de oluyor. Çok iyi yatırım hikayeleri var, çok iyi yatırım projeleri var. Aslında bu ivme kredilerinin de önemli kısmının içerisinde gerçekten böyle gururla anlatılabilecek yatırım finansmanı projeleri de var. Biz bunların orta vadeli faydalarını görmüş olacağız. Ama reel sektörde çok ciddi bir finansal yönetim zafiyeti söz konusu. Ve ölçüp biçip doğru analiz edemedikleri için de şirketlerini iyi yönetemedikleri bir dönemden geçiyoruz. Peki bir sonraki adımda şirketlerin ya da bankaların diye sorayım, sendikasyon kredileri. Çünkü şirketler belli bir yerden sonra kredi talebinde canlılık olacaksa bankaların bunu mevcut TL pastasından değil biraz dış kaynağa ihtiyaçları olacak. Bu dış kaynak konusunda sen nasıl bir portre çizersin? Hikayelerini iyi oluşturabilmiş reel sektör aslında yakın zamanlarda finansmana ulaşabildi. Ama ben 2021 yılından itibaren özellikle reel sektöründe sendikasyonlarında çok daha iyi seviyeleri görebileceğini düşünüyorum. Her şirket kendisini aslında memleketten beklediği ya da hükümetten beklediği o önlemleri alıp kendisi aslında firmasının yatırımcılarına iyi anlatabilecek bir altyapıyı kurabilmiş olsa ve buna göre bir insan kaynağına, buna göre bir iş planına sahip olabilmiş olsa her şirketin aslında hayatını kolaylaştırması mümkün. Ama ne zaman ki biz nakit akım projeksiyonu yapmaktan ari olarak kendimiz işte kara kaplı defterlerle bir şeyler yapmaya çalıştığımızda reel sektörün uzun vadeli ayakta kalamadığını görüyoruz. Dünyada nasıl oluyor da 3 nesil şirketler ayakta kalabiliyor ama Türkiye'de ortalama 20-25 yılda bir firmaların el değiştirdiğini iyi analiz edersek bence yarınlar açısından çok daha faydalı bir yorum yapmış oluruz. Burada reel sektöre daha fazla görev düştüğünü düşünüyorum ama reel sektör patronlarıyla da konuşsak muhtemelen onlar devlete finansman bulamadıkları için bankalara daha fazla fatura kesiyorlardır. Bence önce iğneyi kendilerine batırmaları gerekiyor. İnan Sözer katıldığım ve değerli yorumların için çok teşekkür ederim deyip akıllı paraya noktalayalım. ABD vadeli piyasalara devam edelim.